put out. Çok yararlı, faydalı bir video çekeceğiz. Ne çekeceğiz? Ya bugün kış bakım videosu çekeceğiz ama... Benim bisikletin her şeyi hazır, her yeri temizlendi. How long has it been since I kissed you? I don't wanna wait. How long has it been since you held me? I felt like this about anything. I don't wanna wait. I don't wanna wait no more. How long do we have to put up with this lonely charade? As long as I know that I'm winning, I play this game. But I want you close, baby, right now. I know you feel the same. Arkadaşlar selam. Bugün güzel, çok yararlı, faydalı bir video çekeceğiz. Ne çekeceğiz? Ya bugün kış bakım videosu çekeceğiz ama şöyle, aslında millet kış bakımı dedi mi böyle yağmurlu, karlı havalara girme videosu çekiyor. Bizim burada öyle çok aşırı öyle havalar yok ama gene yani 6 ayda bir yapılması gereken, kış bile olmasa genel bakım videosu da diyebiliriz aslında buna. Ya neler var bunların içinde? Benim en önemlisi, benim lastikleri aldığımızdan beri 4-5 aydır kullanıyorum. Sıfır E13 lastikleri var. Orijinal kendi lastikleri. Onları değiştireceğiz çünkü biraz havaların yağmurlu olmasını bekledim değiştirmek için. Önümüzdeki haftada hava durumuna göre yağmurlar geliyormuş. Daha dişli lastiklere ihtiyaç var. O yüzden benim lastikler değişecek. Onun haricinde de genel temizlik yapılacak. Yani 6 ayda bir yaptığımız, 1 senede bir yaptığımız temizliği yapacağız. Akın'ın elektrikli bisikletinin pedallarının dikenleri biraz kısa. Onun daha Crank Brothers Stamp 7 almış. Onları değiştireceğiz. O zaten kısa sürecek. Bir de Akın'ın yine aynı benimki gibi arka lastiği Maxxis takacağım. Tabii. Yeni Maxxis almış. Arka lastiğini değiştirecek. Ön lastiğe daha ihtiyaç yok. Zaten benimki de ön lastik iyi ama farklı farklı olmasın diye ikisini de E13 takacağız. Onun haricinde yapacağımız şeyleri de Akın söylesin temizlik olarak. Onun haricinde ara ara yağlanması, hatta bazen de bilyanın değişmesi gereken, adının biz bottom bracket olarak kullandığımız iki tane crankin arasında orta göbek. Yani pedal göbeği diyelim. Pedal göbeğinin bilyalarını şu anda elimizde yenisi olmadığı için sadece çıkarıp tekrar yağlayıp, temizleyip yağlayıp yerine sokacağız. Bir de gidonu tutan göbeğin aynı şekilde sökeceğiz, temizleyeceğiz, tekrar yağlayıp geri sokacağız. Onun dışında Öner'in bisikletinin selesi bir gırç 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 yapıyor. Evet, o videolarda da zaten muhtemelen fark etmişsinizdir. Ya, bazen üstüne oturunca diğerleri, gırç gırç diye diğerleri gevşemiş onun muhtemelen. Evet. Onu sıkacağız. Onu da şimdi zaten göstereceğim, o gırç gırçı anlayacaksınız ne dediğimizi. Onun dışında düşünüyorum ben fren pad şeylerini pedlerini değiştireceğim. Tabii önce güzel yıkayacağız bisikletleri. O zaten yıkamazsak da, evet, leş gibi çamur olur her şey değiştirirsek. O degreaser denen kir pas çözücü, yağ çözücü şeyle zincir araları, zincir pedal şey fren pedlerin araları falan her taraf tamamen bütün yağlar akıtılacak. Bisiklet yani bir bakımda fabrika ayarlarına geri dönecek. Ondan sonra temizlendikten sonra tekrar yağlanacak, edilecek. Yani bu 6 aya götürecek bizi bu bakım. Genel bakım olarak. Genel bakım tabii olarak. Tabii günlük hani yıkamalar, yıkamalar zaten olacak. Aslında ama aslında bir 6 ay sonra şimdi temizlediğimiz o değişmek gerekecek. Göbekteki bilyaları değişmemiz gerekecek. Evet. Çünkü onların bir ömrü var sonuçta. Evet, bu video böyle olacak. Tamamen
dağ bisikletlerinizi kış sezonuna hazırlamak için yapmanız gereken bakımları, bak parça değişimi değil, upgrade değil, yapılması gereken bakımları, kendimiz yaptığımız bakımları size de göstereceğiz. Hani siz de görün neler yaptığımızı. Umarım güzel bir video olacak. Buyurun, izleyelim. İzleyelim. Yağmurlar başlıyor önümüzdeki hafta. Benim arka lastiği gördüğünüz gibi artık aşınmaya başladı. Dolayısıyla ilk bisikleti aldığınızda gelen sıfır, hiç kullanmadığım E13'ler var. Onları değiştireceğiz. İçin o önce hemen pedallarını değiştirecek. Buyurun, aa baksana şöyle bir şey. Ne bu? Çok iyi. Bunları da onun içine koy. Bakın. Gördüğünüz gibi ne kadar ufak şeylerden mutlu oluyor. Bunu şimdi bak, bunu çıkardın pedalı. Neyle çıkardın? Ya. Onu bize bir göster. Onu aslında saçma. Şurada. Bunun böyle durması lazım. Yani böyle olacak, böyle olacak. Doğru. Önce arkadan bunu sokuyoruz. En önce şuraya gres koyuyoruz ki bir daha çıkarırken inlemeyelim. Az bir gresle şöyle yapıyoruz. Azıcık ya, her derde deva diyorsun. Aynen. Yani bu kolay bir proses ama yine de pedal değiştirmekle ilgili fikir verir sanırım. Ya bu da o kadar sıkıntılı bir iş ki bir kere yanlış kaptırırsan krenki bozuyorsun. Şimdi benim aslında öbür bisikletteki pedallarım biraz daha hafif ama daha pahalı.
Ben de diyorum ki elektrikle de öyle hafif gözetmenin bir manası yok. Yani 50 gram hafif olacakmış diye bir sürü para... Ne kadar bu Crank Brothers? Ne bu 7? Stamp 7'nin fiyatı ne kadar bu? Yani normalde internet sitesinde 150 dolar yazıyor ama atmasyonu Amazon'da 90 dolar. Evet, bu Crank Brothers. Bu şey mi? Karbon muydu bu? Yok. Alüminyum. Bu alüminyum. Öbürünün içi titanyum. Aynısının içi titanyum olanı var. Daha hafif. O çok pahalı. 200 dolar mı ne? Bunlar 90 dolar. Lazım. Çok önemli. Ters kaparsa gerçekten otur ağla. Vallahi o kadar önemli bir soru. Ya neden? Çünkü bütün crank seti değiştireceksin. Buranın rakamlarıyla 500 dolarlıksın. Eğer düzgün bir crank set koyacaksan yerine geri. Pedalı zaten mahvetmiş oluyorsun. Tamam abi bu. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar. 3 dakikalık, 4 dakikalık bir işlemdi. Pedallar değişti. Artık Akın'ın elektrikli bisikleti, kış pedalları takılmış durumda. Zaten her şey vardı bisikletin. Zaten evet, bisiklet yeni zaten. Daha bir ay ne kadar oldu? 1,5-2 ay oldu. Arka lastiğini değiştirecek. Değil mi? Arka değil mi senin? Arka evet. Evet, çünkü senin de erimeye başlamış. Ama benim daha sağlam erimiş. Öyle mi? Evet. Benim özellikle yandaki parçalar bayağı bir erimiş yani. Evet, bakın arkadaşlar. Eski lastikle yeni lastiğin diş farkı. Bunlar E13'ler. Şimdi bak. Sıfır hiç kullanamamış takacağız. Bu benim 4 aydır falan kullandığım lastikler. I know you have questions, I don't have answers, clearly no manners, baby. I know you want it better, putting on the pressure. Say anything. Öbür levi mavi sende mi? Bunların da ne için olduğunu uzun süredir anlamamıştım ama şimdi göstereceğim. Evet, içindeki pis suyu boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi. İşte bu sıvı yani. Neyse. Bu sıvı işte. Patladığı zaman boşlukları, delikleri kapatıp sizin gideceğiniz yere gitmenizi sağlıyor. Kim bilir neler var şimdi, saçma oldu. Kim yansal ama. Şunu yapalım da şunu çizmeyelim. Evet arkadaşlar, size dediğimiz sıvı bu. Bu sıvıdan koyacağız şimdi yeni lastiğin arasına. Yap, şuradan yap da daha her ne söyler atsana öyle. Onu bitir. Bunu daha iyi saniye. Ya bu yol yok mu acaba ya? Evet arkadaşlar, tık sesinin gelip lastiğin atması lazım. Bunun gibi. Geliyor. Bakın bu sesler. Aradığımız sesler. Bir tane büyük, evet. İşte bu. Evet, bu olması gerekiyor. Bu olduktan sonra lastiğiniz hazır hale geliyor. Ama tabii en son bir de şöyle lastiği havaya kaldırıp çevirmeniz gerekiyor ki o sıvı her yere bulaşsın. Aynen. Tamam.
O hareketi de üzmedi. Üzmedi. Bu hareketi de şimdi Akın Bey size gösterecek. Bu tüfekli hareketler serisinden. Ay. Çok zor. Ben bunu kolay yürüyorum. Nerede bu? Evet. Yapışacak şey daha düzgün yapışsın. Evet, şu anda dediğim gibi jantın içindeki o yapışkan maddeyi çıkardı, yeniledi. Şimdi yenisiyle değiştiriyor. Gere gere böyle. Düzgünce, evet. Şimdi hacim o gitti. Böyle bir tane bir şey. Tamam, koyacağımız. Tamam. Burada bir tane pul olması lazım. Neyse, onu kaybetmeyelim. Ha, buna da yapacak bir şey yok bu arada. Yani. Senin durum içler acısı. Şimdi acilen bottom bracket şeyleri değişmesi lazım. I know you have questions, I don't have answers, clearly no manners, baby, I know you want it better, putting on the pressure. Abi bu grass ya, her şey yani bu işin her şeyi grass ya.
Evet, bottom bracket'i hallettik. Tıkır tıkır saat gibi çalışıyor. Şimdi sisteme geldik. Evet, bu sistem cap. Sistem edeceğiz. Şimdi şu göbek Akın'ın dediğine göre rezil bir durumdaymış. Göstereceğim şimdi. Şimdi zaten göreceğiz. Bayağı bir pis bir şey çıkacak sanırım. Bir bahar bakımı sırasında bottom bracket ve bunun göbeklerini de değiştirmek gerekecek. Şimdi böyle küt diye düşebilir. Evet, kara göründü. Şunu sudan alamaması gerekiyor. He, çok da önemli değil çünkü ben buralarda çok büyük bir sıkıntı görmüyorum şu an, biliyor musun? Açıkçası yani. Senin bu kafada hiç sorun yok Öner. Abi o benim eskisinde çok kötü sorun vardı ya, değiştirmiştik. Evet, ya açmışken yani birimiz bunları tutacağız. Tut tamam, ikisini de. Tutayım. Şuraya gres deyip tekrar gelip olacak. Valla bakıyorum gayet. Öbürü evet, çok kötüydü bu bak. Evet evet evet. Bu o kadar kötü değil. Evet şu anda. Hatta bak, şöyle bak, kamera ne kadar güzel görüyor bak. Sorunlu bak. Bir... Evet doğru. Sorunlu bir şey yok burada abi. Bu kapak. Heh. Oo, bu çok iyi durumda lan. Ben sana söyleyeyim. Hiç bunun iğrenç bir tarafı yok benim tahmin ettiğim gibi. Bu çok kullanılmadı yağmur çamurda. Evet. Ondan bence böyle temiz kaldı. Gayet güzel durumda abi. Şimdi koyuyoruz gresi iplerine. Gres bedava. Koyuyoruz gresi. Babayı bedava. Şunun tabancası bile 29 dolar ve ne parklı. Doğru. Bende gresin kendi var, tabancasını almadım. Demi de gayet beklediğimiz gibi kirli çıkmadı. Gayet temizdi. Şimdi şu sıkıntı var. Videolarda da duyuyorsunuz bu sesi bazen. Üstüne oturduğum zaman bakın. Şu çıtırtı. Şimdi bu çıtırtıyı çözeceğiz inşallah. Bakayım şu anda ayarı tam mı? Hı hı. Vidalarını sıktık, şimdi test ediyoruz. Gördüğünüz gibi kıtırtı çıtırtı yok. Teşekkür ediyoruz. Reca. Ustam. Milahmacı söyleyeyim sana usta. Evet arkadaşlar, benim bisikletin her şeyi hazır. Her yeri temizlendi. Lastiklerimiz de değişti. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bisikletler gayet güzel. Temizlendi. Kışa hazırlar. Lastiklerimiz değişti. Gördüğünüz gibi. Mis gibi oldu. Akın'ınki de burada. Onun da lastiği değişti. Kış bakımı diye adlandırdığımız videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi zaten günün gündüz başladık. Hava karardı. Yaklaşık 3 saattir bakım modundayız. Ayrıca bizim böyle 6 ayda bir bu tarz bakımlar yapıyoruz. Bunlar tabii ki bisikletin sağlığı açısından gayet önemli. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye. Thank you.